Merhaba, herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevoş'unuz geldi. Hazırsanız gündemi değerlendireceğiz. Dünkü yorumlara baktım. Ay Sevoş 33. katta nasıl oturuyorsun diye. İnsan her şeye alışıyor. Aynen ben de bir arkadaşıma gitmiştim. Yüksek bir katta oturuyordu. Ay hayatta ben böyle yüksek katta oturamam demiştim. Büyük konuşmuşum demek ki. Öyle denk geldi arkadaşlar. Gerçi Ankara'daki evim de yüksek kattı. 22. kat mıydı bilmiyorum ama burası bayağı abarttık artık. 33. kattayım. Hissettirmiyor insan bir müddet sonra alışınca ama bu avizelerin sallanması belki de yüksekte olduğum için bilemiyorum. Biri demişse boş artık daire numarana kadar verseydin. Ataşehir 33. kat. 33 katlı kaç tane blok var Ataşehir? Ay çok. Burada maşallah. <laughs> evet arkadaşlar. Aman insanoğlu her şeye alışıyor. Özellikle de köpeklerim olduğu için. Ee, böyle hep yeşil alanı olan site tercih ediyorum ki onlarla daha rahat işte dışarı çıkıp ay, ilgilenebileyim. Ee, bir de kalabalık olduğumuz için ay, sokak köpekleri çok severim ama e, nedense paşayı gören bütün sokak köpekleri tın, 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 tın bir peşimize <laughs> düşüyorlar. Çok maceralarımız var. Bir gün anlatırım. Evet hazırsanız başlayacağız. Bu arada bir böyle kendimden söyleni söylendiğim zaman ay diyor bazı takipçilerim. Ay ne çok diyetinden bahsettin. Ay ne çok yani. Kız ne yapayım ayol? Aa bak mesela saçımın şurası e, sürekli şöyle e, jöle de sürsem neyse. Şuradaki kısa saçlarım şöyle kalktığı zaman ay bir cinnet geçiriyorum. Sinir oluyorum. E, çok fazla sprey sıktım. Bu sefer de çok sprey kullanmak istemediğim için. Bak şurada bak görüyor musun? Şurada böyle bir eğri gibi duruyor kafam. Orası öyle boynuz gibi çıktığı için. Evet hazırım arkadaşlar. Aslında bugün... Ve bir iki gündür motivasyonum düşük, enerjim düşük, sizleri hissettirmemeye çalışıyorum. Sizde de oluyor mu? Hiçbir neden yok, hiçbir ne bileyim hayatımda kötü giden bir şey yok şükürler olsun ama bazen böyle bir çöküyorum ya, böyle bir ne bileyim basıyor beni. Artık yeni aydan mıdır, dolunaydan mıdır bilemiyorum. Bugün yeni ay mıydı? Evet 10 Şubat yeni ayına girdik zannedersem ama bir şekilde... Artık etkiliyor ya insan havadan bile etkileniyor ve inanılmaz iki gündür motivasyonum düşük ki haftaya güzel başlamıştım spor yaparak böyle dinamiktim ama bir iki gündür bilmiyorum motivasyon yerlerde <laughs> hazırsanız başlıyorum o zaman neydi bu dilber akımı gerçekten artık ne derler diyorum ya biz toplum olarak seviyoruz bir şeylerin affedersiniz cılkı çıkana kadar konuşmayı onunla ilgili ne bileyim bir şeyler atraksiyonlara kalkışmayı seven bir toplumuz. Ya bir şarkı söylendi Hatıran Yeter. Olay oldu mesela. Yani sanki şarkı ilk defa okunuyor. Herkes onu konuşuyor. Serkan Kaya da programında bundan bahsetmiş. E, demiş ki Cahide'de sahne alan Serkan Kaya, İnci Taneleri dizisinin dün akşamki yayınlanan bölümünde Hatıran Yeter şarkısını kendi yorumuyla paylaşması üzerine Yılmaz Erdoğan güzel de okumuş kız. Yani oyuncuların bazen e, bir şarkıcılık yönleri de var yani. Çok yönlü yetenekli oyuncularımız var gerçekten enteresan bir şekilde. Cem Yılmaz mesela ya baba baba arabesk okumuş ya inanılır gibi değil. Yani gerçi onu Ercan Saatçi güzel çalıştırmış belli ama ya pes doğrusu ya inanamadım. Ben Cem'i dinlediniz mi bilmiyorum Cem Yılmaz'ın arabesk okuma tarzını, tavrını zaten arkadaşlarıyla evde bir müze ilgisi var Cem Yılmaz'ın. Zeki Müren dinlemeler, Bülent Ersoy dinlemeler falan fişman. Enteresan geliyor bana ee, ve oyuncuların artık çünkü dizi akımı olduğu için oyuncuların şarkı söylüyor olması e, müzik sektörüne de bir dinamizm katıyor. Katmıyor değil. Mesela yeniden şarkıyı gündeme getirdi Yılmaz Erdoğan. Bir teşekkür babında konuşma yapmış sahnesinde Serkan Kaya. Şarkıyı söylemeye başlamadan önce Kaya sözlerinin Ahmet Selçuk İlkan'a bestesinin Yılmaz Tatlı Tatlıses'e ait olduğunu söyleyerek bu zamana kadar şarkıyı seslendiren tüm sanatçılar için de alkış istemiş ve Yılmaz Erdoğan'a da e, ismini andıkları için dizi ekibine de teşekkürlerde bulunmuş. Kendisinin de diziyi izlediğini söylemiş. Bu arada tabii ki şarkıyı popüler yapanların başında birçok kişi okusa da Ferdi Tayfur geliyor. O yüzden de niye Ferdi Tayfur çalmadı da Serkan Kanka? E bir tercihtir canım. O kadar çok okuyan oldu ki şarkıyı. Yenilerden okuyan oldu. Eskilerden birçok kişi okudu. E Onlar Ayşemine e, de, Ayşe de okumuştu zannedersem eskilerden. Çok okunmuş eskilerde de. Ya eskilerde e, bir şarkı tuttu mu? Hepsi sıradan okuyormuş zaten. Yani bazı şarkıları hemen hemen bütün o dönemin eskiden bir sıcaklık varmış sanki ya. O samimiyet ve sıcaklık yenilerde kaybolmuş diye düşünüyorum. Bugün bütün gün niyeyse hani dedim ya motivasyon yerlerde. Türk Sanat Müziği dinledim ve akşama kadar hep eski şarkıcılar. Bir de merakım da var. Bir bir sanatçı ilgimi çektiği zaman hemen biyografisine girerim, araştırırım. Biliyorsunuz Sevoş'unun böyle bir yönü var. Böyle saçma sapan gereksiz bilgileri sorsanız kendi geçmişimi unutuyorum başkalarının geçmişini merak etmekten. Böyle bir araştırmacı yanım var. E merak ediyorum mesela dinlediğim şarkıcının ne yaptığını, ne ettiğini. Özellikle de çünkü bize, bizim dönemimize yetişemeyen, belki de hiç ekranda görmediğimiz Hamdan Karalar mesela. Ay çok severim. Ben kendi albümümde de ondan bir şarkı söylemiştim. Nasıl güzel bir ses. Emin, eminim kimse, hepiniz birçoğunuz bilmiyordur. Belki de yine 40 ve 50 yaşların üstündekiler belki anımsayacak ama yeni nesil hiç bilmiyordur. O kadar güzel ki Nesrin Sipahi o biraz daha belki ama Ayhan'dan Karan'ın sesine aşığım mesela. Üç şarkı dinliyorum Allah şey gibi çakı gibi oluyorum. Ee, yani eskinin şarkıcılarının hem sesinde daha bir samimiyet. Şimdikilerinde para kokuyor. Yani biraz daha ticari ve para olduğu için inanın e, profesyonel dinleyiciler bunu algılayabiliyor. Geçmişte öyle değilmiş ya. Eh, tamamıyla para için yapılmadığı için tabii ki o zaman da para önemliydi. Para her dönemde her sektörde önemli. Değersiz değil. İnci taneleriyle bir iki kelime daha etmek istiyorum. Yani diyorum ya bir şey tuttuğu zaman insanlar onun üzerinden nemalanmak da istiyor. Tuğba ikinci mesela. Tuğba ikinci çıktı o kadar bilmem laf etti. Magazin programlarını kanal kanal gezdi. Konuştu. Odur budur. Ee, sonrasında gidiyor, e, zannedersem o şarkıyı söyleyen müzisyen arkadaşımız Ankara'da bir pavyonda çalışıyor. Ee, Tuba ikinci pavyonda e, Erkal Soner'in sahnesine çıkmış. Ben mi Dilber mi demiş bir de. Ya yani dikkat çekmeye çalışıyor. Anlaşılan e, o doğrudan bir prim yapmaya, bir, bir şeyler yakalamaya çalışıyor gündemdeyken bari sebepleneyim diyor aynı Nez gibi. Tuğba 2. İnci Taneleri dizisiyle Yıldız'ı parlayan Erkal Soner'i Ankara'da bir pavyonda sahnesine konuk oldu. Pavyonda o şimdi asker şarkısını e anacığım yeni bir şey yapmadıktan sonra onun ekmeğini yedin o şimdi asker anladık. Onunla çıktın kaymağını yedin üstüne başka bir şey yok senden çıkmadı. Yani çıktım arkadaşlar var mı hani o şimdi askerden sonra ya zaten yani ben şarkıcı olarak görmüyorum Tuğba ikinci gibileri ama e neticede popülerlik edinmiş bu piyasada bir şekilde bir isim ama bana sorarsanız şarkıcı mı değil. Popüler kültürün e, güzel kadınlarından bir tanesi. Ya burada ilgi çekici olan bakın ta kalkmış İstanbul'dan eee nemalanmak adına bu şarkıyı söyleyen adamın çalıştığı yere gidiyor. <laughs> Enteresan değil mi? Birisi çıkıyor e, pop kültürüyle yorulmuş birisi. Bir anda Ankara <laughs> oynaması oynamaya başlıyor. Yani Kimileri Yılmaz Erdoğan için deha demeye başlamış. Yani adam hazırlandı, etti. Ya ince ince mesajlar veriliyor diyorlar dizinin içerisinde. Öyle kurt gibi izlemedim. Bölük pörçük izledim. Yani vakıf değilim diziye tam. Bir iki bölümünü izledim. Üçüncü bölüm mesela hiç izlemedim. Ama o oyun sahneleri falan. Zaten dikkat çeken de o Dilber dansı kısmı. Dün de bahsettik biliyorsunuz. Hazar Ergüçlü gerçekten rolünün hakkını vermiş. Kaç para alıyorsa Kuruşuna kadar hakkını vermiş. Çünkü diziyi çekip çeviriyor diye düşünüyorum. Yalnız diziye dair benim bir şey daha söyleyeceğim. Yılmaz Erdoğan'ın böyle ceketini attığı kadının aşık oluyor da bir tipi mi var da? Yani ne bileyim hikayenin inandırıcılığını bana geçmiyor böyle şeyler olduğu zaman. Bir de zaten ikisiyle de yaş farkı var. Neyse ama e, asıl konu o ailesini arıyor, çocuklarını arıyor. O, o çocukları ararken de işte bu karşılaşmalar, bu bakışmalar, bu işte müzikler, şunlar, bunlar, o hatıran yeter kısmı ve o karşılaşmadaki müzik kısımları falan, biraz camdaki kızın Hayri ile e, arasındaki flörtleşme, arabada müzik dinlemeleri, o dönem yine arabesk popüler olmuştu. Yani dizilerde tutan şeylerden mi etkileniyor? Ben mi acaba öyle düşündüm? Bir de zaten daha önce de e, Şener Şenle, neydi o kız? Onun e, dizisi. Ee, gelmez şimdi aklıma. O diziyle de mukayese etmişler. Ondan Arak demişler. Yani hani aslında biraz Araklanmış. Senaryo olarak oradan Araklandığını söyleyenler de olmuş. Ama ben öyle e, ne derler düşünmüyorum. Hani Arak olduğunu düşünmüyorum. Kendine özgü bir içerisinde e, hikayesi olduğunu düşünüyorum. Ama e, böyle de bir ne derler e, sahte çalıntı mı Belandır, fişmandır gibi iddialarda çıkmış arkadaşlar. Ben öyle olduğunu tekrar söylüyorum. Ee, düşünmüyorum çünkü e, ya bal gibi de Yılmaz Erdoğan'ın kalemi var yani ya neler neler yapmadığımız zamanında şimdi e, birkaç sahne benziyor ya da benzerlik var diye çalıntı demenin doğru olmadığını düşünüyorum. Haydi geçelim Seda Sayan'ın. Seda Sayan estetikçilerden ve kozmetik ya da o kozmetik cihazlarıyla yapılan işte sıkılaşma aletlerinden vazgeçemiyor zannedersem. Yine bir güzellik merkezinden gittiği güzellik merkezinden taş oldum taş artık göbeğimi açabiliyorum diye. Bunun göbeğini biri eleştirmişti göbeğinden belli diye. Onu kompleks edinmiş herhalde gitmiş o göbeğini sıkılaştırmak için bir şeyler yapmış ama şortun altındaki spor ayakkabıyla birlikte giyilen çorap Biraz komik durmuyor değil. Ee, ama tabii ki yaşına göre değerlendirdiğinde gerçekten taş. yani kendi jenerasyonunun, kendi yaşının, ya disiplinin demek ki vücuduna hizmet ediyor. Belirli bir yaşa kadar vücudun sana hizmet eder. Ama belirli bir yaştan sonra sen vücuduna hizmet edersen sana o da e, ne derler geri dönüş sağlayabilir ve seni taşır diye düşünüyorum. Sen de nasıl hizmet edersin? Vücudunu düzgün besleyerek, spor yaparak. Ee, onun gereksinimlerine ihtiyaçlarına cevap vererek esneterek, pilates yaparak yürüyüş yaparak vücudunu e, zinde tutabilirsin ama birazcık ben Seda Sayan'ın bu inceliğinin sadece e, zaten Seda Sayan'ın ben öyle e, düzenli spor yaptığını düşünmüyorum. E, belli e, muhtemelen o e, kasları hareket ettiren cihazlar var. Onları kullanıyor diye düşünüyorum. Ama Seda Sayan'ın bu merakı geçmeyecek anlaşılan estetikçilerden, güzellik merkezlerinden. Aslında kendileri içinde düştükleri durumun bence farkında olmadıklarını düşünüyorum. Doğru bir şey yapmıyorlar. Yani tamam vücuduna bakıyor olman çok güzel ama sen bir şarkıcısın. Senin bir şarkıcı kimliğin var. Sen şarkıcı kimliğinin önüne geçecek hareketler yaparsan çağıma ayak uydurmaya çalışıyor. Yeni döneme mi bilmiyorum ama... E, belirli yaşın üstündeki kadınlardan kötü duruyor, yakışmıyor yani değil mi neyin iddiası bir insan 65 yaşından sonra bir, bir iddia e, farklı konularda iddialı olur genç kızlarla yarışmazsın artık yani tamam gene vücuduna bakarsın ama iddialı olduğun konular farklı olur diye düşünüyorum. Bu e, sanki 20'li yaşlarında kalmış ve hala oradaki yarış içerisinde gibi komik duruyor. Yani e, yine e, görselliğiyle konuşturan kadınlardan Yeliz Yeşilmen bir fotoğraf paylaşmış maşallah. Amanın bir göz, bir göz, bir göz. E, Yeliz Yeşilmen paylaştığı fotoğrafta takipçilerine e, demiş ki Cesur olun, açın mı dedi artık bilmiyorum ama özgürlüğün de özgür olun. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar. Sen değerlerinden, kendi doğrularından, güzelliğinden şüphe etme. Sadece parlamaya devam et demiş. Güzel özlü sözler ama yani bunu söylemekteki amacınız nedir onu bilemedim. Yani ee, tamam bir kadın dekolte verebilir ama dekolteyi ee, ne bileyim teşhir amaçlı kullanmak. Dekolteyi mesela zarif bir bacak dekolten olur, göğüs dekolten olur ama bunun üzerinden şov yapmak sanki bunu özgürlükmüş gibi sunmak doğru değil. Ya özgürlük dediğiniz çıplak gezmek mi ya da oranı buranı açmak mı? Ya da insan orasını burasını açınca mı parlıyor? Yok. Sen mesela güzel bir fotoğrafını paylaşıp bu yorumu böyle saçma sapan yani sen aslında açılmışsın da ee, kendi kompleksini özgürlükle kapamaya çalışıyorsun gibi bir şey oluyor. Saçma sapan bir açıklama. Yani zaten herkes özgür yeterince. Ben e, e, herkesin yeterince özgür olduğunu düşünüyorum. Bir takım konular haricinde. Maşallah kadınlar istediği gibi zaten giyiniyor. Giyinsinler de. Ama bunu bir level öteye taşımak, çirkinleştirmek, ucuzlaştırmak, bayağılaştırmak o kötü. Yani e, ben burada da çok öyle ne bileyim e, açılası bir fizikte olduğunu düşünmüyorum Yeliz Yeşilmen'de ama sosyal medya ve magazin sayfalarına düştüğü için söylüyorum. Ha bu arada önüme geldi tekrar bak e, biraz önce aklıma gelmemişti. E, Youtuber Murat Soner İnci Taneleri dizisinin Şener Şen ve Meltem Cumbul'un başrolünü paylaştı. Gönül Yarası filminden alındığını iddia etmiş. Yani o filmin versiyonu çalıntı dememiş de kopyası gibi bir şey falan ee, insanlar bazı insanlar da demiş ki Aa, cidden yani izleyince e, aklımı yan yana e, bazen insanlar artık hepimiz balık hafızalıyız çabuk unutuyoruz birçok şeyi ben öyle olduğunu düşünmüyorum ben izlemiştim gönül yarasını benzerlikler olabilir orada da işte yine bir dram var ama evet yaş farkı benziyor mu diyorsunuz ama orada sevgili değillerdi ee, Valla bilmiyorum. Ben benzetemedim. Başarılı buluyorum bu arada Yılmaz Erdoğan'ı. Kim ne derse desin. Evet, ee, videomuz da var. Biliyorsunuz Ata mı, Cem Yılmaz mı diye. Çünkü e, sosyal medyada bayağı bir kıyaslamalar falan olmuştu. Bakın e, potaya e, yeni nesil oyuncularımızdan ve komedyen kadınlarımızdan Yasemin Sakallıoğlu da nasıl girmiş, ne diyor. Cem Yılmaz'ın gösterisinin biletleri. 50 bin TL'den kara borsaya düşmesi hakkında konuşmuş. Yani biletler tükendikten sonra yani artık bulmak için parayı bastırıp ne bileyim koltuk mu satın alınmış koltuğu tekrar satın alabilmek adına yüksek meblalar mı? Biletini satanlar mı kara borsada? Böyle durumlar oluyormuş. ya Parası olan verir kardeşim. Öyle değil mi? Yani adamın bizim için 50 bin lira belki bir gösteriye vermek için çok gelebilir ama o kadar e, sınırsız parası olan insanlar var ki Vermek istiyorsa da bırakın versin zaten bizim gibi sınırlı parası olan gidip vermez onu ama bakın nasıl bir yorum getirmiş demiş ki 50 bin TL kara borsaya düşmesi hakkında 50.000 TL verdiğim gösteride gülemem bir şeye 50 bin TL vermek ne demek yani? ...gösterime o parayı verenlerin evini ekstra temizliğe giderim. Ben bunu espri olarak söylediğini düşünmek istiyorum. Çünkü kendi kendini değersizleştirmiş o zaman, oluyorsun o zaman. Bir komedyen olarak bir komedyene verilen parayı çok bularak... ...kendi kendini ve mesleğini e, değersizleştiriyorsun diye düşünüyorum. Ay millet ne saçma sapan şeylere para ödüyor. Gidiyorlar bahis diyorlar, kumar diyorlar. Zaten parası olan gitsin 50 de versin 100 de versin Cem'e. Parası olmayan zaten... E, affedersin dar gelirli biriktirip 50 bin lira verip zaten izlemez. Ama e, bir komedyenin de böyle saçma sapan, yani bu kız niye böyle bir söylemde bulunmuş? Eğer espri ise okey ama yok ciddi ciddi e, Cem Yılmaz'ı 50 bin liraya izlemenin e, yüksek olduğunu söylemeye böyle bir şeyle, bir ironiyle e, göndermeyle e, çalıştıysa ben yanlış olduğunu düşünenlerdenim arkadaşlar. Aa bu çok enteresan. Bade İşçil Etrafını gözlemlemiş zannedersem diyor ki Bade İşçil bakıyorum tipsiz adamlar güzel kızlarla birlikte. Neye bakılıyor bir düşünmek lazım diyor. Yani kızlar paraya bakıyor demeye getirmiş. Yani artık bebek gibi kızlar çirkin çirkin adamlarla parası var diye onunla var demeye getiriyor ama birisi kapak gibi şlak diye geçmişiyle yapıştırıvermiş yorumu. Bakın ne demiş sen henüz lisedeyken mahsun kırmızı gülle de değil miydi? Yani Mahsun'la beraber değil mi? Hakikaten bu da 16 yaşında mıydı? 17 yaşında mıydı? Mahsun'la beraberdi. Gerçi ama orada hani bir tamam, e, Mahsun ondan büyük olabilir ama adam yakışıklı Filinta gibi bir yani çirkin adam demek doğru olur mu? Mahsun kırmızı gülü ama e, o yaşta sen de çocuk denecek yaşta Mahsun kırmızı gülü. Tercih etmendeki nedenlerden bir tanesi de şimdi hakir gördün. Genç kızların durumu gibi bir şey. Yani şöyle bir bakarsan Badeşçil güzel kadın. Ben beğeniyorum. Bir ara neydi o? Ne cinayetlerdi? Ufak tefek cinayetler mi? Aynı güzel diziydi. Eğlenceliydi. Bugünkü kirli sepetini andıran bir şeydi. Ee, orada onu çok beğenmiştim. Bad eşciliğim. E, Allah işte, bakın e, takipçileri bu yorum yapmış. Benim yorumum değil. Ne Teoman çok sempatikleşmedi mi sizce de? Bayılıyorum. Ee, i̇çerisindeki mucip adam dışarı çıktı. Bazen demek ki bastırılmış içerimizdeki e, Duyguları ya da ne bileyim özellikleri e, sonradan çıkabiliyor arkadaşlar. Bende de bazı mesela e, şu anda şaşırıyorum mesela. Öyle özelliklerim dışarı çıktı ki e, kendi kendime şaşırıyorum. Yani geçmişteki mesela çok utangaç biriydim. Nasıl bu kadar yırtık bir kadına dönüştüm. Çocukken ben pısırık, korkak, utangaç, sıkılgan. Yani hayat insanı nereden nereye getirebiliyor. Gerçekten yani... E, kendi anılarımdan bahsettiğim zaman bazen sıkılanlar oluyor ama e, okulda mesela e, şarkı söylerdim sınıftaki arkadaşlarıma. Ama ödüm kopardı sınıftaki arkadaşlar da işte öğretmene de şarkı söylemem için ona aa sesimin güzel olduğunu falan söyleyemezdim. O kadar utangaç, o kadar e, ne derler pısırık, pısırık derler ya bildiğiniz pısırık ondan sonra öyle bir ne derler cesur ataklı, mataklı olmayan o korkak çocuktan bugünkü şeytan gibi bir <laughs> kadına dönüşüyorsun. Farklı mesela o kadar eskiye de gitmeyeyim. Bundan 10 sene önceki farkındalığımın şu anda boş olduğunu görüyorum. Daha da bir kat level üzerine koydum çünkü başka bakıyorum evrene, tabiata, dünyaya. Yani bir 10 sene önce baktığım gibi bakmıyorum. Sürekli bir değişim içerisindeyim. Bu değişimden rahatsız değilim. Şaşkınım. Şaşırıyorum. Siz de kendi zamanınızda şöyle bir geriye doğru bir zaman yolculuğu yapın. Şaşırdığınız şeyler neler mesela kendinizde ya da kendinizde geliştiğini düşündüğünüz, değiştiğinizi düşündüğünüz yönleriniz nelerdir? Bakın Teoman'dan nerelere geldik ama Teoman'da öyle bir şey hissediyorum. Yani o snob e, daha 17-17 babamın öldüğü yaştayımdaki o cool adamdan şimdi mucip bir adama dönüştü. O da diyor zaten yani rahat olun ama çalışmayın diyerekten. Ben para kazanmak zorunda olmasam çalışmam diyor. Öyle bir relakslık, böyle affedersin bir ne diyeyim uçmuşluk. <laughs> <laughs> Hep hafif tırlaklık bazılarına yakışıyor arkadaşlar. Hafif hayatı boş vermiştik böyle rahatlık, larcılık herkese değil ama bazıları taşıyor. Teoman da cuk olmuş arkadaşlar. Ödül almış kendisini de kutlayalım o zaman. Aynı gece mi bilmiyorum ama yine Serenay Sarıkaya da 31. İTÜ EMÜS başarı ödüllerine layık görülmüş. Bu kadını tutmamış dizisinden dolayı mı layık gördüler? Hangi projesi tuttu Serenay Sarıkaya'nın uzun bacaklı ve güzel bir kadın olmasının dışında hangi özelliğiyle ödül verdiler? Bu seneki tutmuş yapımların içerisinde var değil aslında. Yani öyle değil mi? Şimdi mesela bir kızılcık şerbetindeki devrim Alasyalı'ya verseler ya da ne bileyim daha karakter oyuncusu diyeceksek mesela Yalı Çapkın'ındaki çocuk tamam Yıldız olarak o diziyle parladı. Mesela ama şimdi bu kız afro mesela şeyden daha parladı. Oyunculuk anlamında söylüyorum. Serenay'dan dizisi de tuttu. E yani bir de çok fazla bu yıl. Bütün ödüller bu kadına gitti. Ne yaptı da bu kadın dizisi tutmamış? Ha reklamlarda ya da ekranda çok görünmek mi başarı sayılıyor? Ben orasını algılayamadım ama bu kızı bir pof pofluyor. Bu bir. Bir de e, Farah Zeynep Abdullah iki. Yapımcılar poh pofladığını düşünüyorum bu ikisini. Gereksiz yere sanki oyuncu yokmuş gibi bütün ödül törenlerinde bu kadın boy gösteriyor. Hadi ödül töreninde neyse bir de dans etmiş, ilginçlikler falan fişman. Bence ödül törenleri dikkat çekmek için bu kadını çağırıyor ki çünkü her ödül töreninde ya bir açıklamasıyla dikkatli kullanıyor platformları. Aynı bir influencer gibi söylemleriyle magazine malzeme verdiğini düşünüyorum. Belki bu yönleri de cazip geliyor olabilir. Ve Albüm geliyormuş Serenay Sarıkaya'dan biliyorsunuz sesiyle de Ateşe Düştüm'deki kadın o. Sonra e, oynadığı dizide muhteşem söyledi gerçekten duygulu söyledi şarkıyı. Ama e, bakın daha şarkı çıkmadan e, istedikleri fiyatlar gerçekten artık bu işin e, yetenekli olmakla değil. Bu da gerçekten konservatuar okuyanları ya da ne bileyim bu işin eğitimini alanların... E, ne gerek var diyor yani? Çünkü konservatuar bitirip ya da bunun eğitimini alıp sadece eğitimli olarak kalıyorsun. Şöhret olmana bu eğitimin hiçbir faydası yok. O ona sana, sana faydası var. İşini sadece daha bilerek yaparsın. Onun dışında bu sektördeysen istersen dünyadaki bütün bilgileri ağzından sokup tepe tepe hepsini öğren. Şöhret olmak için hiçbir faydası yok o bilginin. Nesil rahatsız olacak. Bakın haber şöyle. Albüm geliyor. Her projesinde söylediği şarkıların beğeni toplayan Serenay Sarıkaya albüm çıkarıyor. Oyuncu 12 şarkılık albüm için Ramazan bayramından sonra stüdyoya girecekmiş. Ee, Sarıkaya yaz aylarından itibaren sahneye çıkacağını, oyuncunun konser ücretleri ise Kenan Doğulu, Sıla, Mabel, Matiz ve Hadise gibi sanatçılarla Aynı oranda olacakmış. Et, e, yani talep ettiği fiyat 1 milyonun üstündeymiş. Ama haksızlık değil mi? Yani Keran Doğulu yani 30 senelik şarkıcı ya da ne bileyim işte isim, kimlerin ismi geçiyor? Sıladır, Mabel Matiz'dir. Yani Mabel Matiz besteci farklı bir tarzı ve yani akım yaratmış adam kendi stili alanında. Yani haksızlık değil mi? Bir dizide sen güzel şarkı söyledin diye veya sesin güzel diye bu Alanda hiçbir çaban yokken bir dizide şarkımız beğenildi diye sen kalkıp albüm yapacaksın ve 2 milyon 3 milyon para isteyeceksin. İnancımı yitirdim biliyor musunuz? Hiçbir şey inancım kalmadı artık. Yani e, zaten şöyle de bakıyorum piyasadaki şarkıcılara da Türk toplumu maalesef yanlış insanlara değer veriyor. Öyle bir toplum haline döndük. Yani mesleğini yapanlardan ziyade popülerse sürü e, psikolojisi içgüdüsel davranıyor. Birisinin peşinden biri gidiyorsa A, ben de oraya gideyim. Beğensin beğenmesin fark etmiyor. Yani beğenme yetilerimizi kaybetmişiz. Böyle özenti bir toplum olmuşuz. Kim nereye e, doğru dönüyorsa herkes o tarafa doğru dönüyor. İyi ya da kötü. Bunun örnekleri işte bir dizinin bu şekilde patlaması. Dilan Polat'ın bu şekilde hiçbir verisi olmadan bu kadar popüler olup akın akın insanların ona gitmesi. Yani sürü psikolojisiyle hareket eden bir topluma, ekmek beyiniz kısacası makarna ve ekmek beyiniz. Çünkü e, seçmiyoruz verisine, osuna busuna bakmıyoruz. Bir kere popüler oldu mu? Oldu. Ya dar olmasın bilmiyorum dinlerse, Murat Övüç'ün sesi mi var Allah aşkına? Akın akın kadınların peşinden gidecek kadar şarkıcılık yönü mü var? Ya şarkıcılar evinde oturuyor. Murat Övüç işten işe koşuyor. Ben kendisini seviyorum. Bakın hayırsever olması, iyi insan olması başka bir şey. Ama kadınların akın akın onun şarkı söylediği yere gidiyor olması bu sektörde ya sesini geçtim hiçbir müzik bilgisinin olmadığını düşünüyorum. Yani işte toplumumuzun geldiği nokta bu diyorum yani. Dilber bakın dans seviyemiz Dilber'in eskiden köçek derdi erkekler oynardı ya yani dans bilgimiz, dilber seviyesi, şarkıcı seviyemiz, Murat Övüç seviyesi. Yani toplum bu evrede. Gelişmişliğimizi buradan anlayabilirsiniz. Müziğe bakış açımızı, dansa bakış açımızı. Yani ağzınızla kuş tutsanız da popüler kültürün yarattıkları işte bunlar ve bunların peşinden gidiyor. Bizim eğitimsizliğimizi gösteriyor. Başka bir açıklaması olamaz diye düşünüyorum. Gerçekten üzücü. Eskiden öyle değilmiş ya. Eskinin starlarına bakın. Hepsinin sesi var. Hepsinin bir disiplini var. Bakın eskinin sarlarına lütfen şöyle bir o Handan Karalar dedik işte onca isim saydık Behiyeler, Ayşe Tunalılar, Yüksel Üzeller. daha birçok da sayabilirim. Onlar hadi Türk Sanat Müziği olarak Barış Manço'lar, Erol Evginler. Bir eskinin sanatçılarının bir bakın içerisinde bir tane falso var mı? Bir tane böyle affedersiniz saçma sapan akın akın insanların peşinden gitti birileri var mı? Yok bizim cah, yani cahilleşmişiz. Ben buradan e, onu anlıyorum arkadaşlar. Tamam güzel olabilir Serenay Sarıkaya'nın sesi ama milyonlarca lira para kazanmak için daha gidecek ve çalışacak çok yolu olduğunu düşünenlerdenim. Hadi sıkmayayım sizi. Serdar Ortaç aşık olmuş arkadaşlar. Survivor'un eski yarışmacısı Çağla Taşdelen ile ilişkisini ilan etmiş. Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum demiş. Ay mutlu olsun zaten kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor. Bacağımın biriyle artık işlevlerini yitirdi gibi sağlık sorunları, emezle ilgili sıkıntılar yaşıyor. Ama etrafında da yine kadınlar pervane bir şekilde Serdar Ortaç'ın. Mutlu olsun ya Serdar Ortaç. Ne diyeyim Allah mutlu etsin. Çünkü çok böyle üzüntülü süreçler atlattı, Hep psikolojisi bozuktu. TikTok'ta böyle artık her şeyden vazgeçmiş, bezmiş, bıkkın bir adam görüyorum. Aşk bazen tazeler ve yeniler ya insanı. Ne kadar kıssam da Ali'ye belki tutunacak başka hiçbir şey kalmamış. İnsanlar bir şeyden motive olmak istiyor hayatın içerisinde. Yani bu bazen aşk olabiliyor, bazen iş olabiliyor, bazen farklı farklı insanların spor olabiliyor. İnsanlar artık kendi yolculuğuna devam edebilmek için bir şeyle motive olmak istiyor. Yoksa hayat çok boş. Düşünsenize sizi bir şeyler motive etmiyorsa kimisinin torunu, kimisinin kızı, kimisinin çocuğunun eğitimi veya veya veyalar çoğaltabiliriz. Bir şey sizi motive etmiyorsa ve motive olduğunuz hayatta peşinden sizi sürükleyecek, tutunacağınız bir şey yoksa anlamını yitiriyor hayat. Ve şiddetli depresyon kanınıza kanınıza akmaya başlıyor. O yüzden ben insanların bir şeylerle motive olması ve kendilerine motive olmak için bir şeylere tutunmasını doğal karşılıyorum. Ama bu bazen ne derler dengeleri de bozmuyor değil arkadaşlar. Sevaşınız hepinizi çok seviyor. Yorumlarınızı okuyorum, önerileriniz oluyor. Bir tanesi diyor ki çok fazla short çekiyorsun. O yüzden artık senin videolarını merak etmemeye başladım demiş haklı olabilir, sıkılabilir benden artık. Çünkü çok fazla paylaşı. Bu da etkileşimi hızlandırıyor diye. Aslında ben biraz teknoloji özürlüyüm. Çok fazla mesela canlı yayın açma durumum yok. Ha bu arada canlı yayın demişken TikTok rakip olmak için YouTube'da da yeni uygulamalar geliyormuş. Artık cep telefonu dikey pozisyondayken canlı yayın daha kolay açılabilecekmiş. Şimdi canlı yayın açmak biraz sıkıntılı, zor. Çetrefilli geliyor bana. Belki öyle bu hızla ne bileyim 2024 yılı içerisinde olacakmış. Olursa belki etkileşim açısından sizlerle birebir kontak kuracağımız akşamları böyle canlı yayınlarda e, açabiliriz. Eğer e, YouTube bu verisini bir an önce hayatımıza sokarsa arkadaşlar. E, evet diyorum ya e, aşağı depresif durumda olduğum süreçteyim düşüneceğim farklılıklar ne yapabiliriz sizleri sıkmamak adına. Evet, Sevoş'unuzdan bugünlük bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Yarın farklı konularla görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Her zaman Sevoş'la kalın. Kucak dolusu sevgiler.